Bu arada muhalefetin meclis başkanı adayları da belli oldu. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü, İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi. Seçimlerde 4 milletvekili çıkaran Türkiye İşçi Partisi de tercihini halen cezaevinde bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'dan yana kullandı. Bunu demişken bu arada susma demiştik. Filiz Aslan, ayarı bozuk kantar gün gelir seni tartar diyor. Can Atalay'a özgürlük, Can Atalay'ı serbest bırakın diyor. Susma hashtagimiz bugün. Hemen Filiz Aslan'ın tam da bu konuyla ilgili tweetini paylaşmış olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamasıyla artık Milli İstihbarat Teşkilatı'nda İbrahim Kalın dönemi başladı. Kalın kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir isim. Türkiye'nin en kritik meselelerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve dış politika danışmanı olarak aktif siyasetin içinde hep kameraların karşısında oldu. Hatta müzisyen kimliğiyle sahnelerdeydi. Şimdi artık istihbarat sahnesinde MİT Başkanı olarak kamuoyunun karşısında bundan sonra da sık çıkacak mı, demeç verecek mi? Onu İbrahim Kalın'ın kendisi ve tabii ki temsil ettiği kurumun gelenekleri belirleyecek. Dış politikadaki engin bilgisi, sakin ve tutarlı açıklamalarıyla 14 yıldır aktif siyasetin içinde. 2014'ten beri de Cumhurbaşkanlığı sözcüsüydü. O artık Türk istihbaratının başında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesinden sonra boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ı atadı. Kalın, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti ve "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam" başlıklı bir paylaşım yaptı. Bu aynı zamanda MİT Başkanı sıfatıyla da ilk tweet'i oldu. Aynı mecradan ilk kutlayanlardan biri de İngiliz gizli servisi MI6'in başkanı Richard Moore oldu. Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'nı tebrik etmek isterken sahte bir hesabı etiketleyerek gaf yapan Moore bu kez şaşırmadı. Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum diye Türkçe paylaşım yaptı. Bundan sonrasıyla ilgili de neler yapılacağına dair de bir eylem planı şu anda hazırlanıyor. Kalın'ın istihbarat servisinin başına getirilmesi tüm dünya medyasında geniş yankı buldu. Erdoğan'ın uzun süredir sırdaşı olduğu yorumları yapıldı. Türk dış politikasının yönlendirmesinde hayati bir rol üstlendiği vurgulandı. Kalın, müzisyen kimliğini kamuoyunun önünde sergilemekten de bugüne kadar hiç sakınmadı. Ancak artık sadece istihbarat sahnesinde olacak. MİT başkanlarının kamuoyundan uzak durması, demeç vermemesi bir gelenek. Ben İbrahim Kalın bu süreci hem gizli hem şeffaf nasıl yürütür, sosyal medya paylaşımları devam eder mi, bunu zaman gösterecek. Sen benimsin.